Anti kahramanım ben ya. Şimdi sen bana diyeceksin ki oytun ben beyazım. Ben seni siyah olduğunu ispatlamaya çalışırım. Anti kahraman işte. Mesela baban ölecek güm diye söyleyebilirim ben sana. Dürtü kontrolün yok. Geri planda bekle obsesyonlarım var. Hastaneden çok korkuyorum işte. Yok işte hepatit C'ye bulaşır, HIV bulaşır. Cinsel partnerlerine bile mutlaka tüm testler yapılır falan. Ne yapayım şimdi ne yapayım? Keyner mi buna? Yok onları ben rasyonize ettiriyorum. 10 mililitre kana ihtiyacım var. Tükrük de olabilir bu. Çok travma bu annem. Anneme dalga geçmişim de çok. Küfür ederim ben. Hala ben öyleyim. O üzülür mü diye düşünmüyorsun. Annenem ağır okabe. Annemin annesi intihar. Kendini yakmıştır. Kaybolanlar var. Böyle bir kümletif o bölgede bir insan. Bazen o alkışı da alıyorsun. Bazen hararetli bir soruya da cevap veriyorsun. O salonlarda bulunmak nasıl? Oraya çıkmak zor ama onu ilaçla kapatıyor. İlişkilerimde sosyal psikolojiyi çok okudum. Aynı yazanlar uyguluyor. Ya profesyonel bir tiyatro. Araştırmayı yaparken önemli bir buluşun eşiğindeyken o heyecan halin nasıl? Bunu sonradan anlaşılıyor. Leonardo o resmi ünlü olmak için yapmadı. Leonardo resmi götüyle yaptı. Yemin ederim Leonardo'nun o kadar düşünmedi. Z kuşağı otistik demişsin. Hı. Ağır bir davranış problemi var. Gerçek bir kişilikle nasıl bağlantı kurulur bilmiyorlar. Ve değişime karşı dirençliler. Gelecekte herkesin bir yedeği olacak ne demek? İnsan hayvan kimerik canlılar doğacak. Yani sizin bir tane domuz yedeğiniz olabilecek. Çok yakın olduğun, sırdaş olduğun arkadaşların hayatta. Çünkü benim anlattığım şey delilik olacaktı onlar için. Yine hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta Oytun Erbaş oturuyor. Aslında gündemimizde Oytun Erbaş. Çünkü bir bilim adamı, bir tıp doktoru, anlatıcı ve kendi alanında yaptığı deneylerle sayısız ödüller almış biri olmanın yanında kendini tanımlarken sıçanlara fısıldayan adamım da demiş aynı zamanda. Diğer taraftan eleştirinin lincin de odağında ama diyor ki ben zaten... Çocukluğumda da eleştirilerek büyüdüm. Ee, yine bu hikayede ben tıp fakültesinden okul ikincisi olarak mezun olduğumda ailem dışında kimse beni alkışlamadı. Alışkınım bir yandan bunlara. Hem aslında büyüme hikayesini konuşacağız. Hem hayatımdan bir şeyler aldı götürdü dediği otizmli Asperger sendromda olmayı birazcık aslında biricik tabii Oytun'un dünyasından konuşacağız. Ve hayattaki en değerli varlığım dediği annesinden aldığı hak edilmiş aferin de konuşacağız. Biz bugün bütün dünyasıyla oytun'un hikayesini o anlatmak istediği kadar konuşacağız aslında. Hoş geldin. İyi bir yapılmış efendim. <laughs> evet yani dersler çalışılmış. <laughs> Çalışıldı. Evet. Çalışarak giriyoruz herhalde. Evet, evet. Önce şöyle başlayayım. İçten bir nasılsın? Da, nasıl bir dönem hayatında bu dönem? İyiyim yani yani iyilik ay onun üzerinden yedi iyiyim şu anda. Hani olumlu hissediyorum. Evet. Şunu sorarak başlayayım aslında orada tabi bilimle uğraşan biri var. Diğer taraftan gerçekten işte birazdan da konuşuruz bir eğitim var, doktorluk var, sayısız ödüller var. O alanda da devam edebilecekken insanlara bir şeyler anlatmayı seçmek, medyada var olmayı seçmek nasıl bir motivasyonla oldu? Yani şöyle esasında ben hala işimi yapıyorum. Bu bizim biraz teneffüs gibi oldu yani ben bu programa gelirken işte aman bir şey anlatayım diye gelmiyorum. Zaten benim böyle bir yeteneğim var. Ben bu yeteneği sadece konuşabiliyorum. Ben konuşuyorum işte. Yani bunun için benim bir bir hazırlık ya da işte şunu söyleyeyim. O konuda bilgim varsa konuşurum. Yoksa bir yorum yaparım. O şekilde. Şeyi seviyor musun? Kameraların önünde olmayı. Evet. Nesi iyi geliyor? Hem bir kayıt. Bakıyorum ya eskiye bakıp ya küçükmüşüm diyorum. Neler söylemişim diyorum. Ya diyorum ki bazen o zaman bu konuyu ne kadar güzel çalışmışım diyorum. Bak bu konuda bayağı iyiymişim diyorum. Mesela Bazen kendim öyle unutuyorum ne anlattığımı. Bazen iyi oluyor böyle kayıtlar dinlemek. Sonra olumlu şeyler geliyor. İşte diyor ki ya Oytun anlattın ettim falan. Bazısı diyor ki o geçiriyor işte neler yaptım falan diyor. İkisi de benim için ifade etmiyor bir şey. Ben bunun büyük bir kayıt sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani çok da hani eskiden düğün kasetlerinden bir fark yok benim bunun için. Şöyle ya insan tabii temel ihtiyaçlarından biridir ama kimden geldiği önemlidir. Biri geldi yanına ya da çok oluyordur elbet. Oytun Bey, Oytun Hocam sizi çok seviyoruz dedi. Nasıl geliyor o sana? bana eşit geliyor. Yani söven de ne kadar duygusu varsa, sevenin de o kadar duygusu varsa. Sadece karşıt. Ama bir duygu yani çok da abartmamak lazım buna. Bir duygu var. O duygu geçişebilir. Duygular geçişkendirler. Onun için duygular ciddi alınmalı mıdır? Bana göre hayır. Çünkü duygular bizim mantıksız devrelerimizdir. Onun için benim için çok bir şey ifade etmiyor. Tabii dışarıdan tanımadığım biri gerçekten hayatının merkezinden duygularını daha çok ciddiye aldığın insanlar var mıdır? pek yok. Mesela anamın duyguları annelik güdüreyle oluşuyor. Ben de anama diyorum ki karga yavrusu şu hangi anne? Yani tamam yani sen beni şey yapıyorsun da yani ben de çok umurumda değil diyorum ona karşı da. Bana da kendim için de ona öyle söylettiriyorum. Oğlum, ben diyorum senin evladınım. Benim de duygulanmam seni çok etkileyecektir. Bunu diyen bir orta noktada mantıkla buluşturmamız lazım. Çünkü hayatta mantıksız yapılan her şey kötü sonuçlar değil, hatalı sonuçlar değil, negatif sonuçlar. Ben mesela onu da düşünmüyorum mesela iyi ya da kötü yok benim için. Ama hayatta bir progres sonuçlar var. Sizi bir yere götürecek sonuçlar. Bu kişisel gelişim olma inanıyorum ben bunu üretmek olmuyor inanıyorum. Ya yani ben bu dünyayı ne bırakırım? Eğer üretebileceğim kapsamda duygular varsa varım onda? Mesela ne olur? Aşk. Beni ürettiriyorsa varım. Cinsellik var mı? Varım. Sizin bana karşı vereceğiniz olumlu şeyler. Varım ya yani etkilemiyorsa. Yani progrese uyumlu duygulara Destek oluyorum. Ama progresi engelliyorsa ben yokum o işte. Çünkü ben bir şey bırakmalıyım bu dünyaya. Ben öyle düşünüyorum. çok insan oldu bugüne kadar hep işte bir şeyler bırakan insana da geldi. Bu bilimle oldu. Sanatla oldu. Kültürle oldu. Müzikle oldu. Sıçanlara fısıldığı adam olarak bilim yapıyorsam bir şey kalsın diye yani. Biz onunla oynuyoruz esasında yani bir nevi. Oyun onlar. İşte ilaç veriyorum, deniyorum, hasta ediyorum. Trial ediyorsun yani Türkçesi. Deneme yapıyorum yani. Söven için de geçerli mi? Bir yere girdin ve işte biri bir paragraf sövmüş demin de söyledin. Evet. Sanırım bu Covid döneminde oldu. Evet, evet. Hatta gerçekten tam böyle lincin merkeziydi baktığımız evet. zaman. İşte kimisi kandırmakla, kimisi emin olmadığım bir açıklamayı yapmakla, hatta kim sahtekar olmakla işte o dönem yaptığını açıklamayı söyledi. Ve bazı insanlar eleştiriden çıktılar o artık başka bir yere gitti. Ama Bunlar karşısında nasıl aldın bunları ya da aldın mı? Şöyle sadece emosyon olarak değerlendirdim. O zaman da işime baktım ben. Yani emosyon. Yani sövmekle sevmek benim için aynı emosyondur, karşıttır. Mıknatısın N ve S kutupları gibidir. Artı ve eksi gibidir. Bir önemi yoktur, geçişebilir. Önemli olan nötr davranmak çok tehlikelidir. Mesela bir adam nötrse beni sallamıyordur. Şimdi mesela pişman mısın diye sorsan, Covid'in büyümeyeceğini ya da bunun çok ciddiye alınmaması gerektiğini söyledikten sonra öyle bir dönem başladı ülkede. Hani bugün o açıklamaya ya da o dönemki öngörüde nasıl bakıyorsun aslında? Dedim ki Covid evet böyle bir hastalık var solunum yolda bulaşıyor falan filan. Peki ne oldu sonra yani? Ne oldu nasıl ciddiye aldınız siz? Ben, insan nasıl ciddiye aldı onu düşünüyorum. Neyle aldı? İlacı yoktu. Neyle aldı ki? Çapıtla mı aldı suratına? Ben hala aynı kafadayım. Geçirdi insanlar. Aşı oldu. Aşıdan mı bitti? Hayır. Yani ben bir bilim adamıyım. Bir açıklama yaptım. İster kabul et, ister kabul etme. Beni kabul edip, aa doğru söylüyor diyen de oldu. Yanlış diyen de oldu. Neye göre? Kime göre? Çünkü bilim relatif bir şeydir. Ben çok şey görüyorum böyle. Mesela Kur'an'larda bazen Bazen doğrulanır, bazen yanlışlanır. Sonra tekrar doğrulanır. Herkes Newton'a arkası duruyordu. Newton kuralları çöktü. Einstein geldi, Einstein tepe oldu. Einstein de çöküyor şimdi. Hawking geldi, Hawking de çöküyor. Sonra tekrar doğrulanır bu. Aa biz bir şey atlamış denir. Burada bence biz havuza bir şey koyduk. Yani kim ne istiyorsa içinden alsın. E, Bilme bakarken biraz da bilimsel mantığa bakmanız gerekiyor. Ben o, o konuda rahatım. Yani Bunun bir didaktiği var. Sen nasıl psikolojiyle uğraşınca mantığı varsa benim bir mantığım var. Onun için ben mantığımda bir şey söylerim. Bu bir yorumdur. İster alırsın ister almazsın. Bugün ekran karşısında bu açıklamalarla beraber de seni izleyip birileri böyle ya dahi bu adam dese gururlanır mısın? Hayır. Kime göre neye göre? Bir aptala göre dahiyim. Peki bir zekiye göre parlak zekayım. Bir dahiye göre hiçbir şey değilim ülkede dizisi de yapıldı başka bir şey üzerinden ama otizmli doktor denilmesi nasıl geliyor sana? Hani abi böyle insanlar da var bak bu dünyada. Evet. Var. Hani acılı ama mesleğinde de başarılı olabiliyor. Hatta daha başarılı olabiliyor. Bu da bir şey oluyor yani. Çünkü bu bir gerçek yani. Şimdi siz şunu diyemez misiniz? Mesela depresyonlu insanlar var ama depresif insanlar, melankolikler, bipolarlar daha yaratıcı. Diyorsun ki adamın acısı biraz daha rahatlasın. Bu biraz esasında ağrı kesici gibi oluyor. Ya zaten bir taraftan tabii hep senin hayat hikayene ya da insanların yazdıklarına bakarken bunlarla karşılaşıyoruz ama bunlar kişi kendisine yaşadığını bilir. Bunların hepsi tabii. etiket baktığımızda. Tabii. Yani oturup da bir sıfata dönüştüremezsin. Asperger'i mesela. Kişi ne yaşadığını bilir elbette ortak durumlar olsa bile. Ama burada merak ettiğim ve ilgimi çeken şöyle bir yer var. Belki hep öyle değil ama Asperger'i yaşayan biri olarak o salonlara da bildiğim kadarıyla çıkıyorsun. O insanların gözünün önünde de bulunuyorsun. Bazen o alkışı da alıyorsun. Bazen hararetli bir soruya da cevap veriyorsun. Mesela ben dün akşam yazışırken senle hani gerçekten bu adamın kendi dünyasında belki de çok şu an yazışmak istemiyordur ya diye düşünerek yazıyorum. Ama bir yandan kalabalıkların içerisinde herkes bir şey söylüyor. O salonlarda bulunmak nasıl? Asperger'i de bilerek ve yaşayarak. Oraya çıkmak zor ama onu ilaçla kapatıyorum. Bir, iki, İlişkilerimde sosyal psikolojiyi çok okudum. Hafızam güçlü. Aynı yazanları uyguluyorum. Sıcak bir kişilik oluşturuyorum. Merhaba nasılsınız? İşini soruyorum. Aa ben de onu olmak isterdim gibi. Onunla aynı frekansla davranıyorum. Yani bir nevi rol yapıyorum gibi. Ya yani profesyonel bir tiyatro. Drama gibi. Sonuçta bilimsel bir şey yapıyorum. yani tutuyor yani. Ve bunun da trial'larını yaptım. Birçok yerde bunları denedim ben. Ondan sonra kümelere ayırdım bunları. Alt gruplarda da Bir kadın, bir erkek, 20 yaş, 40 yaş, orta yaş, yaşlı çıkardım ve davranmaya devam ediyorum. Her yaştan, her cinsiyetten herkese göre bir repertuarım var. Evet ama psikiyatrik durumum kötüyse o an, modum, o zaman fail olurum yani çöker benim sistem. O zaman kendimi kapatıyorum sistemi ve günlerce bir şey yapmadan durmaya, bu durumu atlatmaya çalışıyorum. Çünkü o zaman gerçek orta olur, o çekilmez. Belki bilmeyenler vardır. Senin söylemen daha doğru olur. Otizm spektrumu ile beraber Asperger sendromu yaşayan bir insanın hayatında ne olur? Aslında biz böyle direkt girdik ama. Asperger bir patavatsızsın. Yani şimdi sen kırılacak mısın yok bende. Mesela baban ölecek güm diye söyleyebilir mi mesela bunu? Çünkü bana göre bir şey değil o yani. E, ölecek yani şimdi. Ya o başka ya öyle denir mi oytun işte bu ya bunu yumuşatarak ya vallahi öyle bir şey yok içimde. Bu Ben seni üzmek için de yapmıyorum bunu ya. Ama patavatsızım yani dürtü kontrolün yok. İki, mesela çabuk sinirlenebilirsin. Mesela bazı şey. Mesela her şeyi yap sinirlenmem. Benim mavi bardağımı bir yere kaldır. Ne yaptın abi mavi bardağını? Attık biz onu. E o yüzden çok kırıkmış o. Allah yapıştırdım bir saçma zaman bardak yüzünde. Neden attınız diye bir öfke nübeti bütün bardakların kırılması oluşabilir. Bunu gören deli bu der. Çünkü o alıştığım bir nesne. Ben ona bağlanmışım yani. Nasıl bağlandım? Bağlanmak değil bence. Bir alışkanlık o bence geri planda bekle obsesyonlarım var. Anksiyetine için bir ilaç içiyorsun. Ya benim tırnağım ne olacak? işte DNA'm ne olacak? Bunu da biliyorsun. Nasıl ben bu dengeyi kuracağım? Akşam bu denge nasıl yaşanır bu? E bekle büyük bir işlemi çalışıyor. Bazen uyuyunca ben oh diyorum ya yine bitti yani. Hani bugünü de atlattık. Hani diyorum ki ya uyku çok önemli benim için. Yani en azından dinlendiğim bir dönem. Onun için ben her zaman böyle şey yazarım böyle kitap imzalarında işte uyu, çalış, oku falan. Hani herkes diyor ki uyu neden? Ya uyu benim için sanki orada şey gibi. İşlemcinin kapatılması gibi yani. Sonuçta bir hatalı bir işlemcim var. Kafana bana göre hatalı bence. E, zor bir şey bunu yaşamak. Onun için ne yapıyorum bunu? E, manipüle ediyorum. Bu da koç kork, korkuş bir şey. Bütün bu manipülasyonu bilmeyen ya da tam olduğun halini bıraktığın halini gören biri var mı hayatta? Var. O zamanlar ben küçüktüm mesela. Çok kötüydü durum. Aynı. Bir çocuk bu elinde. Normal değil. Mesela ben anneme bakar çok travma yaşatmışım anneme. Öfke nöbeti, öfke nöbeti. Mesela annemi yakmışımdır ben küçükken. Ağır şekilde yakmışımdır. Anneme dalga geçmişimdir çok. Hani korku, akran şiddeti gibi küçük bir çocukken. O üzülür mü diye düşünmüyorsun yani o hani o sadece bir onu kontrol etme mekanizması gibi. Küfür ederim ben, hala ben öyleyim. Mesela hiçbir sakat saçma sapan yerde bazen sövüyorum böyle diyorum ya acaba diyorum fazla mı gittik yani. Ama bu hep böyle kafamdan bu sefer de şöyle bir şey oluyor. Davranış ve hep e, feedbackle ne yaptım demek. Yani annem bunu en iyi bilen insandır. Ama bir de garip bir çocuk var. hafızası çok iyi ve her şeyi okuyunca kafasında tutuyor. Hani sana vardı ya, üç kollu insan çıkarırlardı. Ya da işte elini bilmem neresine kadar getirebilir. Biz de öyle bir şeyiz yani. Ben ben kendim bir sirkteki bir insan olarak da görüyorum bazen. Aslında benim kahramanım anti kahraman demişsin. Ben jokerim. Evet. Bir yandan da hoşuna giden bir yerden evet. söylüyorsun aslında bunu. Yani o süper kahramanların karşısında joker olmak ve bunun anlamı ne? O hoşuna giden taraf. Ben dedim ki bir gün mesela herkes mesela aşı oluyor MRNA'sı. Ya dedim ben bunun bir dedim gedini bulmalıyım. Anti kahramanım ben ya. Hemen çalışmaya başladım mesela. Ben aşıyı buldum. Hemen gebe hayvanlara yaptım. Abi gebe hayvan otizm yapıyor. Altında doldurdum genini falan. Şurak diye dergiye bastım. Antikahraman. Ya yani ben gidiğini bulurum bir işin. İşte antik kahraman bu. Şimdi sen bana diyeceksin ki oytun ben beyazım. Ben seni siyah olduğunu ispatlamaya çalışırım. Benim olayım bu. Yani ben bilimin tez antitez o sentez diyalektine dayandığını düşünüyorum. Yani yin yang gibi. Ama doğru yok. Yanlış yok. Doğru ve yanlış beraber esasında. Peki bu genellemeler yapmak değil ama bir tarafıyla gerçekten hayatı iştahlı hale getirebilecek evet, bir şey bu. Evet, evet. Ama diğer taraftan da altında gerçekten toplumca kabul edilmiş ezberlere, normlara, etiketlere karşı da bir savaş gibi. Tabii tabii evet. Bunu şimdi bana işte bu yaşlarda biri söylediğinde, bu da benim mesleki deformasyonum. Hep çocukluk geliyor gözümün önüne. Evet. Belli ki kendi doğrularıyla o kalabalığın karşısında yer yer zorlanan bir çocuk. Büyüyor bir gün ve aslında o kalabalığa karşı bu tarafı gösteriyor. Yeneceğim sen İstanbul. O çocuk işte gerçek. Bir dostluk ya da bir sevgi besleyemiyorum insanlara e, gibi bir açıklamam var. Besleyemiyorum ama alışıyorum. Bak o çok önemli. Alışıyorum. Benim tek duygum alışmak. Alıştığımda gidince ondan bir negatif duygu besliyorum. Yani ona o nefret de değil o. Yani ula alışmıştım ben o bardağa. Bir nesnesel bakıyorum her şeye. Nedir o bardak gitti? Ama ben insan da gidince aynı reaksiyona veriyorum. Bardak da gidince aynı reaksiyonu veriyorum. Yemin farkı yok. Sadece biraz daha fazla verebilirim. Ne kadar story uzunsa ve dönem uzunsa da o kadar çok kendi içimde acı çekiyorum. Ama yerine birini koyduğum zaman bitti. Yani o bardak eğer bana başka şekilde getirilirse ama aynı bardak gibi olacak. Yine kırılmış falan filan. Hemen nesneyi koyduğum zaman devamlılık devam eder. Var mı böyle dertleştiğin, çok yakın olduğun, sırdaş olduğun arkadaşların hayatında? Yok. Mi? Yok. Çünkü benim anlattığım şey delilik olacaktı onlar için. Eğer gerçek hayatımı, gerçek düşüncelerimi anlatırsam bu delil derler bana. Onun için filtre ederek, biraz daha üstünü kapatarak, yani esasında en iyi terapistim kendim. Kendimden sonra da anama rasyonize ettiriyorum. Ya ben bu boku yedim, ne diyorsun anne? Ne yapayım evladım, iyi Ya yani en azından onu o şekilde ya da bir miktar o düzeltiyor beni falan filan. Tabii ona da kavga ediyorum mesela. Ama yine dedin e, bu şekilde, yani bu şekilde devam ediyor. Bazı duyguları soracağım. Ee, tek cevap rica edeceğim. Duruma göre değişir ama genelde bu duyguyu bir şekilde hissettiğinde ya da yakın bir duygu bulduğunda ya da repertuar diyeyim. Ne yaparsın eylem olarak? Çok üzüldüğünde. O üzüntüden çıkmak için bir e, nesne ya da bir ilaç bulurum. Peki. Çok korktuğunda. İlacımı alırım. Çok öfkelendiğinde. İlacımı alırım. Çok utandığında. Yani orada biraz kaybolurum. Birinden ya da bir şeyden nefret ettiğinde. Ön planda içimi atarım. Sonra öcü alma planı kurarım ama alma. Çok aşık olduğunda? Aşk yok yani, öyle yok da çok bağlandığımda. Bağlama nesnesinin gideceği zaman acı çektiğimi bilerek ihtiyatlı davranırım. Ya aşkı yaşa, aşık olma gibi. Bardak gibi gidersen ne yaparım ben sonra? Öyle bir anı var değil mi? Bir gün sen şehir değiştiriyorsun, valizinde olmasını beklediğin bir eşya orada çıkmıyor ve gidip onu alıyorsun. Ben İzmir'den bir gün Denizli'ye gidiyordum. Korkunç obsesyonlarım var o zaman da, çok çalışıyorum. Hakikaten giderken Denizli'ye kağıt baktım. Yok kağıt o. Abi beni bir öfke nöbeti oldu. ve otobüsten indim. Geri geldim. Kağıt aldım. Herkes daha sıçtım. Bir de geri gittim. Yani ne yapsın? Anam ne yapsın? Dedi bu bizimki böyle işte. Yani yapısı bu. Bir hafıza testi yapalım beraber. Hayatının farklı dönemlerinden 10 soru soracağım. Aklına geliyorsa geliyordur, gelmiyorsa da hatırlamıyorsundur. Tek cevap. İlkokuldaki öğrenci numaran kaçtı? Bilmiyorum. Çocukken tek arkadaşımdı dediğin en yakın arkadaşının ismi? Evren. Hatırladığın ilk çocukluk oyuncağın neydi? Köpek, karabaş. Çocukken duyduğun bir anne nasihatı? Yok. Bu hayatta aslını öğrendiğin ilk yalan neydi? Ailem birbirini seviyor, seviyor muydu mesela bu? Yani seviyor muydu? Seviyordu, sevmiyordu mu öğrendim. Yoksa sevmiyordu, seviyordu mu öğrendim. Bunu hala bilmiyorum. Ama benim beklediğim değildi. Cevap senin beklediğin cevap değildi gerçekle ilgili. Evet. İlk deneyini kaç yaşında yaptın ve ne üzerineydi? Civciv deneyi. Anneannem civciv verirdi. Civcivler her türlü deney yaptım. Yani bunlar kaç yaştı? 5-6 yaş civciv deneyleri. Kalp ilaçları verirdim. O zaman da isordil vardı 5 miligramlık. Onları yuttururdum. Bu şekilde deneyler devam etti. Hastalandığı zaman o deneyler uzun şekilde Hani o şey neydi? çok tipiktir bende. İlk aşkınla ayrılık nedeniniz neydi? Ben hep terk edildim. Ona göre şeydim yani hani Oytun beni korumuyorsun, kollamıyorsun. Yani sen nasıl bir adamsın? Ben gitsem umrunda olmaz, gelsem umrunda olmaz. Sen nasıl bir adamsın gibi bana bir suçlaması vardı. Mesela ben şeyde ayrılmıştım. 31 Aralık'ta yılbaşı günüydü. Özel bir günmüş o. Benim için çok da değildi. O programlar falan yapmış. Ben de gittim. O gün nöbet yazdım kendime. Hani bir nevi kaçmak için. Çünkü alışmadığım bir ortam. Ben hayatta böyle yılbaşı falan kutlamana gidemezdim. Çok kötü duygular hissederdim. İnsan kalabalık ya korkunç bir yapı. Eğlenceye benim için hiç hiç yani tanışmadığım şeylerdi. Bence tanışmadığım şey benim için ölümdür yani. Bence tanışmayayım diye bunu yaptım. Akuz ya artık çekilmez hale geldin sen deyip bitirdim. Nasıl hissettin kendini? Kötü hissettim yani bir, bir şey gitti kötü hissettim. Ama bu kötü hissettim o zaman bu kadar deneyimi değildim. Yani o kötülük bir anksiyete hissi oldu. Sonra anladım ki ben her şey anksiyete yapıyorum. Yani bu çağda benim tek duygum varmış meğersem kaygıymış. Hep ben bunu söylerim. Hep her şeye kaygı çekerim. Peki hafıza testinin son sorusu. En son niçin ağladın? Ha, ben çok ağlıyorum. Ben filmle filip ağlarım. Yani emosyonel her şeyi alırım. Mesela geçen şey için ağladım mesela. gelip gelecek ama. Ya dedim ya Türkler dedim, dünyada artmalı, üremeli. Çünkü dedim Türk benim çok önemli. Yani ben ona çok şey yapıyorum. Böyle bir duygum var benim. Bunu e, dedim nasıl öğrenemeli falan. Çocuklar da şey yaparsa bir dombara açtım. Ağladım. Biraz senin de izin verdiğin kadar başa dönelim. En başa. E, bu programın kırılma noktası sorusu budur. Hatırladığın ilk anılarla elbet. Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Babam benim memurmuş. Bankada. Anam da ev hanımıdır. Böyle bir aileye doğdum. Yani Ödemiş de bir Evi biraz gözünün önüne getirdiğinde nasıl geliyor o evin hissi sana bugün? Bir şey vardı o hep bende hep vardır. Hep aynı ilk şeyi de seçiyorum mesela yani hala hissediyorum. Orada o bölgede içinde bir acizlik duygusu vardı benim. Acizlik duygusu tam net atık açı yapamam, açıklayamam. Ama bana bir şey olursa ne yaparım? Güdüsü vardı bende. Yani hasta olursam işte başıma bir şey gelirse korunaklı olmadığımı hissettiğim bir yerde. Tam duygu buydu. Hala ben yaşıyorum biliyor musun? Mesela ben hala otobüsle önde bir şey giderken o böyle bakarım böyle evlere. Hep bir acizlik aklıma gelir. Bölge değiştirince değişti mi? Eğitim alınca değişti. O zaman dedim ki kendim buna bir şey bulabilirim. Peki aileni anlatırken bizim ailede kümülatif bir akıl hastalığı var. Bir sürü akıl hastası var evet. diyorsun. Ne demek? Sen anlatır mısın? Şimdi anneannem benim alır OKB'ydi. Sanrıları vardı. Bizim hep mesela kuduz olacağımızı düşünürdü. Onun için hep iyimser bir yaklaşımım vardı benim virüs hastalıklarına karşı. Hani virüs hastalığı Allah'ım olmasın. Çünkü en ağırı. Mesela Covid'lik açıklamalar da buna sekon derdi esasında. Sakin olun bir durun. Çünkü ben onun çok travmasını çektim. Bizim mesela okuldan gelirdim. annem derdi ki iyi misin? İyiyim. Emin misin? Eminim. Bulantım var mı? Yok. Bu sefer ben sabah kalkardım. Acaba benim biraz midem bulanıyor acaba falan diye. Ben o zaman nedir bilmiyorum Kudüs ama annenem korkunç anksiyetelik. O duyguyu ben ondan aldım. Ve hep şu var bende. Ya bir şey olursa. Onun, onun da bende telkini var hep. Annenem ağır ol Annemin annesi intihar. Kendini yakmıştır. Tabi onu anata hikayeden biliyorum. Şizofreniymiş. Kaybolanlar var. Hani evi alıp başını gidenler var. Yani ben en iyi annem hatırlıyorum. Ve hikayelerinde annemin annesini hatırlıyorum. Annenin kardeşi de OKB'ydi. Ağır o da. Yani böyle bir kümülatif o bölgede bir insanım. Ya çocuk için özellikle etrafta e, OKB tanısı almış ya da işte öyle olan insanlarla yaşamak da zor ya. Tabii tabii. Dünyanın en esnek dönemi olmadı ama sürekli bir kontrol ve kaygı yükleniyor çocuğa. Ya mesela evde bizim cam kırardı sabaha cam arardı. Neden? Oytuna kaçarsa barsağa delinirse. Ben ama sonra öğrendim? O barsağa delmiyordu. Çünkü onu öğrenmem lazım da o benim kompülsiyonumdu. Yani evdeki yapılan hastalık obsesyonlarının ben bir nevi tıbbi olarak kompülsiyonlarını öğrendim. Yani onlarla başa çıkma. Ben elimi yıkamadım. Daha ağır bir şey yaptım esasında. Çocukken anne nasıl bir anne? İletişimi nasıl? Şefkati nasıl? Attığı fırça nasıl? Nasıl bir ilişki var aranızda? Ya anne şöyle bir anne. Baş, şey Başarı odaklı bir anneydi. Yani hep böyle işte kaç aldın, ne ettin, yarın dersin çalıştın mı? ya yani ben hep onu hatırlıyorum. Yani biz o, o şeyle büyüdük. Yani koşullu bir şeyi vardı bana, sevgisi vardı bence. Yani şimdi baktığımda. Yani sınıfımı geçersen ben en iyiydim. İşte kızamı anlatırsam, kızamı ilgim de vardı ama anlatırsam anam beni daha çok sevecekti. Bu sefer ben kızamı daha iyi bilirdim. Bu sefer de böyle bir döngüye girdik ondan sonra. Aynı o da annenem gibi şey vardı. Biraz mesela evde bizim çok ağlama olurdu hatırlıyorum ben. Yani çok ağla, ağlak bir hep bir ağlamalar vardı. Hani ben de şunu derdim ya bu insanlar hep ağlıyor. Bende bir ağlama anksiyeti de vardı mesela. Ya ağlarlarsa yine. Çünkü anksiyete, kaygı, ağlama bu böyle bizde evde e, beraberdi. Onun için ağlamamalılar. Ya bu insan ağlamamalı kardeşim falan. Belki de en çok beyine uğraştığım şey odur mesela. Yani duygu, duygulanmayı çözmek ve duygulanmayı modül etmek beyni değiştirmek. belki de o oradan bana bir ilhamdır. Evet. Yani bir şey bir şey uygulayayım da alamasın bunlarla falan. Hızlıca. Şey de yani hani elbet bu böyle bağlantı kurmak gibi değil ama anlatırken aklıma gelenler. O kadar çok evin içerisinde bazen de kontrolsüz duygu hakim ki. Oradan o çocuğun gelip de bilim insanı olmayı seçmesi, anlamlandırmayı, at koymayı Kontrollü işte deneyler yapmayı, neden sonuç ilişkilerini öğrenmeyi seçmesi de aslında kendine bir kaymayan bir zemin bulmak gibi aslında bir taraftı. Duygu tiksintisinden kurtulmak. çok duyguları, hatta anlayamayan bir çocuksun duyguları. Ama negatif bir enerji var biliyorsun. Nasıl onu ben rasyonez edebilecektim? Bu yolla. O duyguyu yaşamamalıyım. Yani dediğin gibi e, mantıksallaştırmalıyım. Doğru ve sağlam bir zemine oturmalıyım. Kaymamalı bende. Yıllar geçtikçe anneyle hiç o çocukluk üzerine ya da yani o kadarı fazlaydı diye hiç konuşmanız, yüzleşmeniz olmuş mu? Hayır. Olamaz. Ben geçmiş geçmişte kalmıştır derim. Bir şey olmuşsa iyi olmuş derler. O da benim mantıksallaştırmam. Mesela bana geliyor bazen birileri şu oldu şu oldu ya diyor böyle bir laf var Anadolu'da bir şey olduysa iyi olmuştur derim. Ben de kendi dinemi böyle kabul ettim. Dedim ki bir şey olmuş iyi olmuş. O olmasaydı bu çocuk yoktu. Baba çocukluğun neresinde? Ama var yok gibi bir şeydi. Bizim babamız biraz dışarılardaydı. Yani görevi icabı. Babamızı çok görmedik. O da beni çok görmedi. Ve bir şeydik yani bir kopuk. Evet, bir babamız vardır. Ama böyle mesela asla ben babamı aramam. O beni arar. Ben anamı ararım hep. Yani baba pek ortalıkta yok. Ama onun yerine geçen dede var. Dede de kuralcı, aşırı şekilde kuralcı. Hesap kitap düşkünü, mantıksal, bir esnaftı. O da çok ağır mesela çünkü ben neredeyse orta Okuldan tıp 4'e kadar şey sattım, pirinç sattım, bulgur sattım, yani ticaretle uğraştım. Hatta beni bir gün hasta tanıdı şeydi, vizitte, psikiyatri vizitinde beni hasta tanıdı dedi. Bu çocuklara ödünmüş de pirinç satıyordu. Ben dedim ki, dedim. Hoca dedi ki, bak evet dedi sarnı. Yani ne işi vardı bu çocuğun şimdi? Dedi. yani Kadın doğru söylüyor, ne sanrısı. Hani onu kendime, çünkü utandım. Kolay bir şey değildi benim için, yıllarca bunu yapmak. Ya benim için hani, Mesela i̇şte şimdi geriye döndüm bakıyorum ilk satmışım. Çünkü benim için bir terapiydi bu. Yani konuşmayı öğrenmişim en azından sosyal psikolojiyi orada bir denemişim yani sonuçlarını. Aslında bir taraftan da gerçekten sürekli insanın içkisine maruz kalmak değil mi o ticaret? Tabii tabii tabii. Bir yandan. Yani o şey halim var. Bir konuşamaz bir çocuk var ama bir de kafasına vurup konuşulan mal öyle satılmaz. Mesela dediğimiz bize şunu öğretti. Elini cebine koyma. Yani sosyal psikolojik anlamış mı diyorsun ki işte open kişilik, açık kişilik ama o böyle Pazar mantığıyla işte müşteri gelmez de elini bağlam evladım derdi. Şöyle böyle bir eğitimden geçtik ama alaylı bir sosyoloji eğitimi. Dede aslında baba figürü bir tarafıyla evet. da. Evet. Ve o geçiş dönemleri boyunca da hani galiba o düzene de alışılıyor değil mi? Yani sen de dönüp ergen oluyorsun. Ergenliğin birazcık da fırtınaları yüksek olabilir. Baba neredesin ya da demiyorsun aslında büyüdükçe. Yani Alışmışım o bir, yok. O bir düzen gibi. Yok bir düzen Hı. gibi yok. Otizm Asperger tanılarını yanlış mı biliyorum bilmiyorum ben kendime koydum. Tabii tabii evet. Yani kaç yaşlarında? Yani kaç bu işlere ilgilenince? Yani yani çok daha yenidir mesela bunlar. Hani ben şu 45'ine geldim, 46'ına geldim. Belki 3-5 senedir yani çok değildir. Yani çünkü bu kadar bir küme bir sıkıntı var. Bu ne la bu ne bu? Yani bu yani tamam depresyon var, OKB'ler var evet. Ama bir başarı var, bir ezber var. Yani bak bu ne olabilir bu yani? bu bu kümenin sonucu bu. İşte topladım bu çıktı. Işte. Uzun zaman boyunca aslında tam olarak ne olduğunu bilmemiş olmak da bir taraftan bir belirsizliğin kaygısı Ama kim biliyordu değil mi? ki? Yani bir de öyle bir şey var yani. Çünkü otizm spektrum bilinmeyen bir spektrumdu yani. Ve bunlar çok yanlış tanılar aldı bu çocuklar yani. Kimi narsistendi, kimi bipolar, kimi borderline, kimi obsesyon. En çok da OKB ile karıştırılır. Otizm Asperger grubu değil. Yani çok daha ağır bir durum esasında. Yani, ama işte yani. Bir taraftan yine sen söylemek istediğin kadar söyledim. Tabii çok uzun yıllar ergenlik dönemiyle çalışmış biri olarak da söyleyeceğim. Ergenliğin var olan sancısını zorlaştırmış olmalı. Bir de bununla o lisede olmak, o okulda olmak, o sosyal grupların içinde olmak. Ben sosyal gruplara dahil olamadım. Bu sefer tek yaptığım şey ders çalışmak oldu. Yani esasında bir aspergerin ders çalışması istediğinden değil. Oraya itiliyorsunuz. Başka bir şey yok ya. Yani. Çünkü sosyal konuyu kuramıyorsunuz bir kadınla. Çocuklar işte bizim zamanımızda işte onu yapardı, oraya giderdi, müzik dinlerdi. Ben o müzikleri bilmezdim bile. Yani çünkü anlayamazdım yani. Onlar meğerse, duygularmış. Ya bilmiyorsun ki bana göre o müzik ben dinliyordum. Bir şey geliyordu bana ya bu ne bu ne bu neden dinleniyor bu? Mesela hiçbir okuduğum hikaye kitabı yoktur mesela. Der ki işte, işte, Victor Hugo'nun bilmemesini ben hala okumam. Ya yani ben ya şiir okudum, ya kitap kitabı okudum, vallahi okumadım. Yok yemin ederim yok bende. Tek okuduğum şey tıp kitabı. Yani tıp kitabı okudum ben, anatomi okudum, farmakoloji okudum. Çünkü başka bir konnektim yok. Ya yani bu bana esasında bir, bir zorunlu getirilen bir şey. Önümde bu var ve onu okudum. Ya yani yok ki sosyalleşemiyorum. Ne yapayım ya yani şimdi? Ölümün ismi hayatımı değiştiren şarkı. Ama ya bu büyük isme takılma. Büyüme hikayem boyunca dinlediğinde sana böyle seni anladığını ya da güzel şarkı diye hissedip senin için anlamı olan bir şarkı soruyorum bazen konuklarıma. Var mı öyle bir şarkı mesela? Güzelliğin de bedeli var Firuze. Hep ona ben şey yapmışım da yani her şeyin bedeli vardır. Bir şekilde bedel ödersin. Ben de, ben de bunu böyle rastlıyoruz ettim. Olum, sen bunu bedelini ödeyeceksin. Var mı daha ödenecek bedel? Ben daha çok öderim. Daha çok var. Bunda fragmandı bana göre. O da benim bir rasyonizasyonum. Diyorum ki daha başına belalar gelecek şimdiden. Bir beynime bir şey yapıyorum. Bir ön yıkama, hani alıştıra alıştıra. Evet. Çünkü ben yine bir yerde bir şey kırarım, pot kırarım ben. Peki başarıyı nasıl bir yere koydun hayatında? Hani çocukken işte başarılı olma koşuluna bağlı bir onay halinden bahsediyoruz. Diğer taraftan gerçekten de, şimdi tek tek saymayayım ama büyük dereceler var yani ülkede ya da uluslararası çapta işte bölümü ikincilikle bitirmek sonrasındaki hani birçok aslında araştırma bunların hepsi aslında insana bir taraftan çok temel o başarı ihtiyacı saygınlık ihtiyacı ile ilgili işte onaylar verir doyumlar verir aslında oraları nasıl yaşıyorsun mesela? Mesela başlangıçta böyleydi biraz hani maç kazanmak iyi bir şey gibi geldi bana sonra rutin gibi oldu bana şimdi yani bir anlamı da yok. Hani bir sütçü beygiri var ya önce bir direnir direnir de sonra yani döner durur değirmende. Ben o yuvarlakla dönüyorum hala yani. Ben şimdi bir, bir şey öğrenmişim. Hayatta kalma metodu. İşte okumak, yayın yapmak, bilimsellik öyle dönüyorum bunda. Benim tek olayım o stereotipik yani. Mesela bana başka birisi bana başka bir şeyde başarılı olacağımı söylese ben şeyle ironiyle bakıyorum. Bir şey de ifade etmiyor artık onu da söyleyeyim yani mesela çok önemli bir şey bulmak. Bulabilirim de bulmayabilirim de. Vallahi aynı şu anda benim için. Hani bir, bir şey de sağlamıyor artık. Mesela eskiden sağlıyordu. Şimdi kaybetti onu. Araştırmayı yaparken ya da ne bileyim önemli bir buluşun eşiğindeyken o heyecan halinin nasıl? Bunu sonradan anlaşılıyor. Ya onu öğrendim. Ya şöyle Eyroka yok. Ya şöyle oluyor bu. Sen bir şeyler buluyorsun. Sonra birileri bu şey buldu. Sen diyorsun. Sana göre sen yine bir şeyler yapmışsın. Tam oymuş bu bir şey yapma. Sen trial ediyorsun, bir, yani deniyorsun. Bir diyor ki, abi bu denediğin her şeyi değiştiriyor diyorsun. Sen diyorsun, iyi. Değiştirsin o zaman. Gerçekten o kadar. Yani Leonardo o resmi ünlü olmak için yapmadı. Leonardo resmi götüyle yaptı. Affedersin. Millet o resmi diyor ki işte aynı yer yazmış, ters yazmış. Yemin ederim Leonardo'nun o kadar düşünmedi. Miş. Şimdi de ben de onu şimdi yaptıklarını anlıyorsun. Ölümün ismi içimdeki hayvan, yani aslında yaşamdaki var olma biçimini, doğadaki var olma biçimine benzettiğin bir hayvan sorsam en çok hangisine yakınsın? Sıçan. Sıçan. Hayatta kalır. Her ne olursa olsun. Tam olarak öyle istiyorum konuklarımdan yanlış anlamazsan. Sözde ben bir sıçanım diye başlamanı ve aslında nasıl hayatta kaldığını anlatmanı. Bir sıçan nasıl hayatta kalır? Bir sıçan her zaman önce basit şeyler yapar. Önce karnını doyur. Doyuramazsa yandakini yer. yamyamdır. Hiçbir şey bulamadı. Koprofajiktir. Dışkısını yer. Talaşı yer. Bir şey, bir şey yiyor hayvan. Günlerce uğraşır. Kafesi deler ve çıkar. Aç bile olsa yolda giderken ürer. Öleceğini bilse bile. Onu da halleder. O kadar ev yapma ya da bark yapma yani o temel ev kurma güdülerine sahiptir ki çalı çırpıdan değil ben bizim sıçanların kan tüplerinden yuva yaptığını gördüm. Ya bu kadar mı şeye bağlı Yani şunu diyor adam temel ihtiyaçlar için. Yeme üreme ben bunu diye hallederim kardeşim. Yüzerim, yaparım, ederim yani işte başıma bela ben bunu yaparım diyor. Peki. O yüzden e, bu tıp fakültesinde mezun olma süreci işte TUS'ta yedi kez derece ilk ona girmek. Bunu niye anlatıyorum? Biz böyle göz önündeki anlatıcı insanları da biraz karikatürize etme eğilimindeyiz ama Hani illa bir başarı kriteri ya da bak neler neler rütbeleri neler diye değil. Ama bilelim de bir taraftan. Orada iç hastalıkları, radyoloji, fizyoloji, deneysel tıp, sinir bilim, ana bilim dallarında araştırma görevliliği yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden fizyoloji ve deneysel tıp alanında uzman olarak bir kariyer geçişi var ve sonrası da var. Buralardan geçtikten sonra elbette böyle olmak zorunda olmadığını biliyorum ama tercihin hasta görmek olmuyor. Evet. Öyle bir alana geçmek olmuyor. Aslında çok da kıymetli uzmanlıklar belli alanlardan geçişi niye istemedin orada? Mesela ben bir kadın doğumcu olabilirdim, kardiyolog olabilirdim. Evet. Muayene açardım. İşimi de yapardım. Ama bana o şey gelmedi, çekici gelmedi. Çünkü orada hep, şimdi mesela düşünebiliyor musunuz? Mesela, mesela beyinde üç hastalık, dört hastalık var. Ya kanıyor, ya tümör oluyor, ya kan gitmiyor. Ya da MS oluyorsun falan. Dört. Yani. Yani Akciğer ya tümör olur ya zatürre olursun. Vallahi başka hastalık yok. Yani Biz hep şunu derlerdi. İki hastalık vardı. İnflamasyon, kanser. Karaciğer. Hepsi aynı şey. Ya bu nesini dedim. Bu tıp bu olmuyor. Bu bana göre değil bu. Bana dedim daha böyle şey lazım. Daha bunu meşgul edecek bir şey lazım bana. Çünkü bu meşgul olmazsa yandım ben. Hemen yani devamlı. Çünkü o bekteki canavar ortaya çıkar. Ve beni bitirir o. Yani benim elim benim boş kalmamalı. Hep böyle onunla bununla uğraşmalıyım. Bir de hastaneden çok korkuyorum işte. Yok işte hepatit C'ye bulaşır, HIV bulaşır. Ben yani obsesyonlar var ya ama o hastadan yani ben çok şey... Böyle çok iyiyiz. Ama yakınlaşalım. Mesela cinsel partnerlerine bile mutlaka tüm testler yapılır falan. Ne yapayım şimdi? Ne yapayım? Yani bu sefer daha şeyde olmayı tercih ettim. Ya yani preklinik dedim görmeyeyim hasta falan. Mesela hasta görüyorum. Nasıl görüyorum Sonuçlarını görüyorum. Mesela hasta ne diyor biliyor musun? Bana diyor ki Oytun, bu hastaya bakar mısın? Bir 30 tane videosunu çekin diyorum. Bir de sonuçlarını atın. Bir de istediğim yaptım. O kadar. Yani benim hasta görmem bu. Diğer söylediğin alanı merak ettim. İşte cinsel partner ya da hayatındaki kişi. Hayatında seninle birlikte olan insanlar belli testlerden geçmeler. Geçiyor, evet. Geçiyorlar. Okeyler mi buna? Yok onları ben rasyonize ettiriyorum. Nasıl? İşte Check-up yapam diyorum falan filan. Eğer bu şey yaparsa. Eğer anlayacak biri ise anlatıyorum durumu. Çoğu zaman anlamıyor tabii. Yani çok zor bu anlaması. Ben diyorum ki bir check-up yapalım. Çünkü orada benim bir 10 mililitre kana ihtiyacım var onda. Tükürük de olabilir bu. Ama kan benim için daha basit. Onun için daha güvenli. Çünkü tükürük bakarsam yanlış negatif ihtimali var. Ona güvenemem. Yine bek çalışmaya başlar. Kan elimde. Ona her şeyi yapabilirim ben. Çok yakın hissettiğin ya da senin bahsettiğin anlamda bağlılık hissettiğin birinde de bunu... Hiç önemli değil bu. Hiç önemli değil. Dünyada tek insan olacak. Yine bunu kabul etmem. Test olmadan bir cinsellik yaşamış. Asla. Sadece sınırlı. Öpüşme. O da French kiss değil. Ucunda yani sadece belli şeyler. O da uçuk herpes falan dudağında herhangi bir şey olmamalı. Bir genel bir görüden sonra yapıyorum yani odayı. Genel şeylerden sonra bir de background'una bakıyorum. Nelerden geçmiş olabilir, ne yapmış hızlıca. Çünkü ben predikt ederim onu. Ha yani dürtüsel mi, alkol alıyor mu, sigara kullanıyor mu, dürtüsel komponentler var. Çünkü hızlı hazlardır. El hiperaktivitesi. Ben ondan bir prediksiyon yapıyorum böyle. Kanalda tık 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 bir yüzdelik oluşuyor böyle. Bazı sorulara soruyorum böyle. O bilmeden challenge edecek. Hatta onlar onlar bilmeden indirekt sonra sorduğum için onları yiyorlar. Ve oradan data topluyorum. Eğer datalar yanlışsa hiç dokunmam. Biraz soru sorarak biraz sezgisel bir anamnez gibi aslında bir taraftan başlayıp Kesinlikle. Devam etmek. Şeyi de merak ettim. Girişte söylediğin cinsellik benim için aslında işte e, şey kalp sağlığı ile ilgili. Evet. değil mi yani aslında evet. bir sürdürülebilir bir şey evet. bir taraftan. Diğer taraftan hani işte libido aslında çok özde bir yerde yaşam enerjisi ile ilgili evet. bir yer. Biz cinsellik vurgusu da yapsak yani bunun sadece hani bu tıbbi boyutunun dışında hazzı, keyfi yaşam enerjisi e, buralarda yaşadığın hisler mi? Şöyle bende çok iyi bir anksiyete ilacı. Orgazm yani. Yani ben eğer cinsellik yaşarsam, orgazm olursa anksiyetem şak diye bitiyor benim. Bu benim için çok değerli bir kere. Bu cebime koydum ben bunu. Onun için bu yaşanmalı. Gerçek partnerle yaşanırsa daha da güzel. Çünkü orada koku var, temas var. Çok iyi. E bir de bir bağlanma, işte bağlılık da olursa ya süper. Yani o da işime geliyor. Aslında daha böyle şey var. Gain var. Yani çıkar var esasında. Bir de kalp damar sağlığı var. Ya yani bu kadar hani böyle bunlarla oluşan bir şey yani hani. Duygusal boyutu da sorsam. Mesela sen aslında benim için aşk dediğimiz şey bir yanıyla o bağlılık ve alışkanlık diyorsun ya. Ama tabii herkes başka. Partnerin ya da duygusal olarak sana çok yüksek bir histe, hissiyatta ve çok aşık oldu diyelim ki. Bu sana nasıl gelir? O e, beni biraz yoruyor. Çünkü şöyle sıkıyor beni. Yani çok çok de ilgilenmesi şudur budur. Çünkü ben ya pek onu görmek istemiyorum yani. Görmek istiyorum da görmek istemiyorum yani. Daha doğrusu şöyle oluyor. Bir, o da bende bir anksiyete oluşturabiliyor. Yani neden bu kadar bende ilgileniyor falan. Hani bir yandan da hoşuma gidiyor ama bir yandan diyorum ki ya neden böyle falan. Bir de o duygunun biteceği beni çok canımı sıkıyor. Yani büyük aşkların biteceğini biliyorum ben. Çünkü içinde bir gereksiz bir önem var. Ben hemen bir borderline karakter olarak yorumluyor beynim. Bu diyorum aşırı şekilde benle kişisel özdeşleşme yaşıyor. Ve bir süre sonra bu şunu anlayacak. Bu adam bir adam sonuçta ya. Ben bu değeri nasıl verdim diyecek. Bu sefer beni görecek. Ben şey değilim hani e, kadiri mutlak değilim. Ben bir insanım sonuçta. Bu sefer defektlerim onun gözüne bakacak. Benim o sadece sahnede iyi yanımı gördü. Ama bir de normal oytum var. Onu görecek diyecek ki aa beklediğim değilmiş. Ben bu hikaye çok yaşadığım için. Onun biteceğini bir bileceğim. Hatta ben böyle normal sevenleri daha çok seviyorum hani. Normal normal, yüksek olmasın. Evet. Sen anlatmışsın geçmişte bir ilişkide ayrılık zamanı geldiğinde ondan yavaş yavaş gitmesini istemişsin. Evet. Ee, yavaş yavaş gitmesi ne demek? Yavaş yavaş değil o. Ben kafama uygun partner bulursam, git. Hadi daha rahat şey yapayım. Ama bulamazsam, akut bunu kesme, ben korkunç withdrawal yaşıyorum yani çekilme. Yani çok anksiyete duygum azacak benim. Yani orada anksiyete var ya yani onu dedim hani bana alıştır alıştıra. Yani exposure tedavisi gibi yavaş 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 alıştırarak git. Ya yani beni yorma gibisinden. Yani o bir tıbbi bir istek ya. Yani. Çünkü o zaman ne kadar beta bloker kullansam da ne kadar anksiyotik kullansam da iyi gelmiyor o zaman yani. yani o konu yenemem çünkü çok zor o. Hiç gitmedin anladığım kadarıyla gitmedim. O hep gittiler. Hep gittiler. Şimdiye kadar. Öyle mi gerçekten? Demisin ki bu manyağı çekemem deyip gittiler. Ya o benim iç sesim. Hani onların iç sesi olayım hadi. Ya yani şunu dediler. Yani bu adam evet orijinal bir adam ama ya bu adam işte ben benim elimi tutmaz yolda, işte bir duygusal bir şey söylemez. Beni seviyor musun? E tabi seviyorum. Yani seviyorum. Ama hep mantıksallaştırmalar falan. Ya yani işte şundan seviyorum, bundan seviyorum. Güneş koşullu sevgiler. İşte şöyle olman lazım, böyle olman lazım. İşte başarı beklentisi. Sen de böyle olmazdın işte falan filan. Ya kız da diyor ki ya, ya, ya artık, ya bunu mu çekeceğim diyordur ya içinden. Hani ben onu dinlendirdim sadece. Bölümün ismi yüzleşme. İsim sormayacağım kim olduğunu ama varsa tabii öyle bir duygun. Bütün hayatın boyunca böyle hatırladığın zaman seni çok üzümüş kızdırmış, hayal kırıklığına uğratmış biri gelse ve tam yanına otursa şu anda uzun bir zaman sonra. Bir dakika olur, üç cümle olur. Senin içinden nasıl geliyorsa ne dersin ona? Bugünkü duygunda? Bir şunu derdim, hayatta affedemeyecek bir şey yoktur bana göre. Yani affederdim, hiçbir şey olmazdı. Derdim ki iyi ki yapmışsın derdim. Çünkü o beni başka bir sonuca yönlendir. Yani senin bitişin başta başlangıç oldu diye nitelendirirdim. Çünkü bu bir süreç böyledir. Yukarıdan baktığınızda her şey daha küçük gözükür. Tepeden bakmak lazım. Ama derdim ki o an bir akutta derdim. Yani beni çok şey yaptı, yıprattın derdim. Ama iyi de yaptın kız derdim ya kendini kurtardın derdim. Çünkü bu kaosa girmedin derdim. Çünkü ben hep onu diyorum mesela. İyi ki de gittin diyorum. Çok açık. Şeffaf aslında söylediğim. Ne diyeyim ben şimdi şeffaf yani. Peki bazı cümlelerim var. Böyle uzun uzun tabii Katar Söyle bir program değil ama yine de aslında tam böyle o cümleye bu koltukta birkaç cümle daha ekleyeceğim. Tam olarak ne demek istediğini bilmek için. Ee, Z kuşağı otistik demişsin. Hı -hı. Neyi kastediyoruz? Z kuşağının ağır bir davranış problemi var. Yani bu çocuklar konnek konusunda sorunları var. Yani çünkü konnekleri cep telefonları, sosyal medya, gerçek bir kişilikle nasıl bağlantı kurulur bilmiyorlar. Ya en azından ben de bilmiyordum ama bir sosyal psikoloji de okudum yani. Hani nasıl bunu öğrendim, Ben bunların oturup bir sosyal psikoloji o kitabı okuyacağını düşünmüyorum. Hatta bu sorunun haberinde bile değiller. Ya yani benim canımı sıkan bu. Ve hayatlarında hep aynı şeyler var. Hep aynı şeyleri davranıyorlar. Ve değişime karşı dirençliler. Yani mesela ben Z kuşağına şunu diyebilirim otur bakalım buraya. Nasıl gidiyor? Mesela bir benim en nefret ettiğim insan tipidir mesela. Hani değişmeye. İşte atıyorum mesela hatalı bir konusu var daha de tal demeyelim bana göre ters. Ben anti kahramanım ya. Dedim ki koçum sen kahramansın ben de anti kahramanım. Sen beyazsın ben senin siyah olduğunu ispatlayacağım. Bana şunu dedi. Hani bir saçma bir şey bu. E bu bir metafor. O ne? Yani yaptıklarının şeyini mi açıklamaya sana sorsun? Sen geri ya. Bir de bir sıkıntı daha var sende. Sen stereotypiksin. Bir de zekan da düşük senin. Lütfen kendine gel. Orada çok kızıyorum. Şunu dese tamam. Ne diyorsunuz siz? Gelin bakalım. Yani beni eleştir. Ağzıma suç varım. Ama o böyle değişmemezlik. Bir de hep kendi hakkı çıkarma. Ben hakkı çıkarma mesela bu kadar. Hep haklı. Ne diyorsun ki? Mesela en haksız konuda mesela ya da şöyle diyelim. Yüzde yüz haklı bir konuda. Sen diyorsun ki yüzde bir haksızsın. Hayır diyor. Ya haksızım diye ver ya. Ya doğanın gereğinde böyle bir şey yok ya. Yani hangi doğa olayını yüzde yüz tahmin edebildik? Hayır. Bir sakin ol. Hayır işte hep böyle rigid. Aynı ergen gibi. Sanki değişmeyen bir kafa. Esne... Ben nöroplastik çok inanırım. Evet otistiklerde bizim gibi otistiklerde. Fonksiyonel ve yüksek zekalı. Evet stereotipik yanlarımız var. Evet bir davranış kalıbını beceriyoruz. Değiştiremem. Ama birçok konuda çok fleksibiliz beynimiz. Bir de şunu diyebilirsin. Oytun Otistik Persin ağzına sıçmış. Evet. Evet. Ha başka bir otistik karşısına çok iyi ilgiye getirmiş. Evet. Hani şey vardır bizde mantık içinde yorumlama, o datayı döndürme vardır. Ama o hayır. Onun için ben her zaman söylüyorum. iki tip otizm var. Bir, erkeklerde IQ çok yükseldiği zaman otizm bir davranış paterni gelişiyor. Bu başka bir şey işte yüksek fonksiyon. Bir de, bir de, bir de zeka ile problemle beraber bir otizm var. O çok zor. İşte ben doğuştan da bir şey demiyorum. Onlar kader. Ama bu çocuklar, yeni çocuklar çevre bağımlı otizm oldular. Onun için bunlar kurtarılabilir de esnasında. Onlara kızıyorum. Bu sefer şöyle oldum ben. Z kuşak, kayıp kuşak. Size bir şey atayım. Çocuklar günde 7-8 saat cep telefonu oynuyor. Hafta 50 saat, 60 saat. Çocuklar diyorlar ki yaş önemi yok. 4 yaş, 5 yaş. Hafta 3 saate indiriyorlar. 4 saat. Yani 50'den 4'e. %10'la. Çocuklardaki bulgular. Anksiyetenin azalması. Annelerinin göz artması. Aileye önem vermesi. Yemek yeme paterlerinin değişmesi. Doğru düz uyumaları. Hep olumlu şeyler oluyor. E bu araştırmalar geri zekalı değilse bu adamla Bilmeyin inanıyorsam ben. Bunu ucuna tutarım ben biraz. İşte nokta son. Yine bir diğer cümle yakın zamanda galiba bir programda e, artık tüm çocuklar unisex doğuyor deriz. Evet. Çünkü e, biz dedemiz tarafından berbere götürürdük. Erkek berberiydi. Erkek gibi kesti. Ve her zaman yanımızda biri tıraş olurdu. Yani işte kim o? İşte Berberde var diye böyle seramoni damat tıraşı biz. Erkek olmakla büyütürdük. Kızlar da şöyle e, kafamızda şey vardı Te, uzun saçlı, küpesi olan işte klasik bir kadın modeli ya da altın takan falan. Şimdi bunlar driftleşti. Önce berberler unisex oldu. Şimdi de bakıyorsunuz tuvaletler de artık unisex. Ama insanlar da unisex artık. Bence onlar olup o olmadı. Yani yumurta tavuk, tavuk yumurta fast food olduğu için obezite oldu, obezite olduğu için fast food oldu. İkisi i̇şte de girmiş şeyler bunlar, drift. Bu da böyle oldu. Şimdi artık gerçek bir cinsiyet yok bir unisex ciddi bir cinsiyet var. Ha ben artık kimin kız, kimin erkek oldu. Geçen de güzel yaşmasına gittim. Erkekler daha güzeldi. Yani sürmeliydi. Ama kaslıydı. Ama femineydi. Ya yani şunu gördüm ben. Bir kadın düşünün. Femine ve kaslı. Daha bir garip geldi bana. Hani bana bile bir garip geldi. Ne oluyor dedim yani. Kızlar ise sıfır bedendi. Kadın gibi değildi. Onlar da erkek gibi de değildi. Bak şimdi o da ilginç bir şey. O zaman bozulmuş bir kadın yapılanması, kadına femine olmaya gitmiş bir erkek yapılanması. Erkekler daha kötü etkilenmiş. Evet, sonucu o gün o çıkardım. Gelecekte herkesin bir yedeği olacak ne demek? Şu anda yediğimiz yok. Ama şimdi domuzlar işte ya da diğer hayvanlarda yedek çalışmaları başladı. Yani siz şu anda organ nakillerini en çok etkileyen şey kan grupları. E kan gruplarını hayvanlara çözerseniz nakil olabileceksiniz. Onun için artık daha sıkıntılı şu. insan, hayvan kimerik canlılar doğacak. Yani sizin bir tane domuz yedeniz olabilecek. Ve bu yedek büyümesi 6 ay sürer. Bu gen teknolojisiyle yani siz gelecekte çünkü iki organımız çok sıkıntı çıkarıyor. Böbrek, kalp. Ya bugün değiştirsem 120'sin. Ha böbrek ya. çok basit. Bir tek böbrek, bir tane daha nakil. Bir de bu kalp tekliyor, yoruluyor. E tabii çok çalışıyor belli yani. Hani bir çocuğa bile sorsan oğlum iki organ soyu var çok çalışsın. E biri idrarını yapıyorsun böbrek derdim ben. E bir de kalp derdim belki de akciğer denebilirdi. Akciğer öyle çok şey olmuyoruz. Yani akciğer çok kapasiteli bir organ. Yani körük pek bozulmuyor. O zaman direktman 120 yaşıyorsunuz. Tabii ki bu beni çok cezbediyor. Olması endişe verici bir şey mi? Hayır. Bir yedeği misin o? Neden? O güzel bir şey. Yani her insanın bir yedeği olmalı. Ben çok bizim yaşam garantimiz. Tıp neyle uğraşıyor? Biz ölünce yediğimiz devam edecek mi? Yani YouTube'da eder. Yani yapay zekada kesin eder. Ama bizim beynimiz başka bir sisteme aktarılabilir mi? Şöyle olabilir. Beyinler alınıp e, bir solüsyona konulabilir. Ve bu solüsyon beslenebilir. Beyniniz yaşamaya devam eder. Ama korkuş bir şey olarak devam eder. Yani siz görürsünüz, duyarsınız ama yani sadece kafa. Ya bu da e, şey dahilinde yani e, bilim kurgu değil. Kafanın yaşatılması. Yani bunu isteyen insan olabilir. Her konuştuğumuzdan birçok şey doğuyor elbette. Ee, ben e, hayat hikayeni konuştuğumuz bu programda Oytun'a ait birkaç cümleler de bırakalım diye soruyorum. Yoksa üstüne saatlerce sohbet edilebilir konular. Son bölümün ismi Cevap hakkım. Hakkında yazılmış üç tane eleştiriyi okuyacağım. Her konuğumu okuyorum. Bazıları eleştiriden biraz daha fazla ama bak ne yazmışlar diye değil. Hissin cevabın ne onu bilmek açısından. İlkiyle başlayayım. Konuşulmak ve gündeme gelmek için her şeyi yapıyor bu adam. Hatta tıp okuması ve saplantılı şekilde TUS'a girmesi bile bundan. Direkt bunun cevabı H hey olsun. Tamam. Yani şöyle, şöyle ya olumlu. Tamam. Ne güzel. Bilim adamı olmak varken trol olmayı tercih etmiş kişidir. Cahil çoğunluğun hoşuna ne gidiyorsa onları terennüm ediyor bu şahıs. Bu gaye uğruna bilimi tarif etmekten geri kalmıyor. O da yapsın, bilimi tarif etsin. Her bokoluk. Ya arkadaş sen doktor musun, deprem uzmanı mısın, genetik bilimci misin? Nesin de her yere çıkıp konuşma hakkını kendinde buluyorsun. Hadi bu hakkı kendinde buluyor da bunu programlarına çıkaran kanallar ne yapmak istiyor? gerçekten anlamış değilim. Bütün bilim adamları benim gibidir. Alimiz biz yani biz her konuda bir fikrimiz vardır. Bunu da konuşuruz. Sen de konuş. Aç bir kanal. Konuş. Dünyada 60 milyon YouTube kanalı olmuş. Sen de konuş kardeş. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben birçok şey geçti aklımdan. Tanıdıkça daha fazla tanımak isterim. Kendi düşüncem ve duygum böyle. Bu şey hikayesi vardır ya hepimizin işte yer yer sağlam yer yer kırık kalbi duygusal anlamda söylüyorum. Kırılmış kalbini al ve sanata dönüştür. Boşluklarını al ve bilime dönüştür. Yalnızlığını al ve diğer insanlar için şifaya dönüştür meseleleri. Sen anlatırken biraz bu hikayeler geldi aklıma. Bilime dönüştürmek dışında belki o çocuğun yaşadığı biraz öfkeli, biraz üzgün, biraz buruk çaresizliği de alıp bugün kalabalıkları anlatmanın da bir kötü anlamda demediğim bir intikam hikayesini duydum e, söylerken. Tekrar sohbet etmek isterim. Hayatta doğru yanlış yok. Her aslında doğru yanlışla var, yanlış da doğruyla var aslında. Şimdi evrende anti söz ediyoruz. Nerede lan bu? Ama biliyoruz olduğunu. Neden? Madde olduğu için anti maddeden. Maddenin hakkı neyse anti de o kadar miktarı. O zaman ne demiştim ben? Joker kadar ne lazım? Joker anti kahramandı, kahraman lazım. Onun için after parti için bir parti olması gerekiyorsa after için. Onun için antisi olmadan kahraman, kahraman olunamaz. Onun için biz bu evrenin dengeleriyiz. Demek bence en doğru şey olurdu. O cümleyle bitirelim. Ben de şöyle duyuruyu yapayım. Her hafta elimizden geldiği kadar hasta çocuklar için duyurular yapıyoruz. Çünkü bugüne kadar güzel yollar aldık. Sizden geri dönüşler almasak devam etmeyiz. Menesa Efnan Uluca için duyuruyu yapacağım. Çocuğumuzun kampanyası %33'te valilik izinli SMA tip 1 hastası aile e, her zaman maddi destek beklemiyor konuştuklarımız. Bazen bir bugün nasılsınız sorusu bile iyi gelebiliyor. Ama bütçemiz yetiyorsa gücümüz tabii ki. SMA tip bir Menesa Efnan Instagram hesabından bugün bu dayanışmaya eşlik edebilirsiniz. Duyurmuş olalım. Yeniden teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.